Kaan'ı şaşkına çeviren yerli hava savunma sistemi teslimatı yapıldı. Savunma raporu ekibinin detaylı analiz ettiği sistem, hava savunmada yeni bir döneme kapı araladı. Düşman unsuru tespit edildi. Hava savunmalar aktif. Anlaşıldı, atış serbest. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi eski Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, üretilen yerli füzemizin kara platformlarının ardından tek asker konfigürasyonlu, omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetine girdiğini söylemiştir. Şimdiye kadar Amerikan yapımı sistemleri kullanıyorduk ancak hem özellikleri bakımından daha düşük, maliyet bakımından ise çok daha pahalıyken, yerli üretilen MEMPEDS füze sistemi Amerikan sisteminden iki kat daha fazla menzile sahip. Bu gelişmeyle birlikte İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan yerli MEMPEDS silah sistemi, kafile kafile silahlı kuvvetlere teslim ediliyor. Şaşırtıcı ve etkili çalışma prensiplerine geçmeden önce, kısaca yerli sistemimizin özelliklerine değinelim. Roketsan tarafından geliştirilen Sungur MEMPEDS, Türkiye'nin ilk milli omuzdan atılan hava savunma füzesi olma özelliğine sahip. 8 kilometre menzilli yerli sistem, 14.500 feet irtifaya kadar hava hedeflerini imha edebiliyor. Sungur'un en büyük özelliği ise dünyanın en uzun menzil ve irtifa limitlerine sahip MEMPEDS'leri arasında bulunması. Yerli silah sistemi, muadillerine göre daha uzun menzilli ve düşman unsurlara karşı, görüş mesafesi dışından bile kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkıyor. Roketsan'ın ilk projesi FIM-92 Stinger ise ABD ile ortak üretimdi. Roketsan, bu gelişmeyle birlikte kendi MEMPEDS'ini üretmiş ve milyonlarca doların yabancı ülkelere ödenmesinin önüne geçmiştir. Üstelik Roketsan tarafından geliştirilen Sungur füzesinin, muadili olan Stinger'dan daha üstün özellikleri bulunuyor. Stinger MEMPEDS'in menzili 4.8 kilometre iken, Sungur maksimum 8 kilometre menzile sahip. MEMPEDS sistemlerinin çalışma prensiplerine de kısaca göz atalım. Bu sistemde ilk aşama, hedefin tespit edilmesi ve takip edilmesidir. Bu genellikle elektro-optik ve kızılötesi sensörlerle gerçekleştirilir. Hava savunma sistemi, potansiyel bir hava tehdidini algıladığında, sistem hedefi takip etmeye başlar. Hedef, sistem tarafından kilitlendiğinde radar, ateşleme için hazır hale gelir. MEMPEDS sistemleri genellikle güdümlü füzeleri içerirken, bu füzeler, hedefe yönlendirilebilmek ve takip edebilmek için entegre güdüm sistemlerine sahiptir. Hedef kilitleme tamamlandığında ve sistem ateşleme için hazır olduğunda, füze hedefe doğru ateşlenir ve ateşleme tesisinden çıkarak hedefe yönelir. Füze, hedefe doğru giderken entegre güdüm sistemleri sayesinde manevra yapabilir. Bu, hedefin hareketine ve değişen şartlara uyum sağlama yeteneğini içerir. Füze, hedefe isabet ettiğinde veya hedefle temas kurduğunda, genellikle bir ateşleme başlığı patlar ve hedef üzerinde etkili bir şekilde hasar oluştururken, düşman hava aracının etkisiz hale getirilmesini sağlar. Bu adımlar, genel olarak MEMPEDS tipi hava savunma sistemlerinin çalışma prensibini açıklamaktadır. Ancak, her sistem kendi tasarımı ve teknik özellikleri doğrultusunda belirli değişikliklere de sahip olabilir. Günümüzde, muharebe sahasındaki dinamikler giderek değişirken, askeri stratejiler de bu değişimlere uyum sağlamak zorundadır. Hava savunma sistemleri, bu stratejik değişimlerin merkezinde yer alarak, dost birliklere güvenli bir ortam sağlama misyonunu üstleniyor. Bu sistemlerin arasında yer alan MEMPEDS sistemleri, taşınabilirlik, etkinlik ve esneklik gibi faktörlerle öne çıkarak muharebe sahasında kritik bir rol oynuyor. Hava üstünlüğü, her askeri operasyonun temel hedeflerinden biridir. MEMPEDS sistemleri, düşman hava araçlarına karşı etkili bir savunma sağlayarak, hava üstünlüğünü elde etmeye ve korumaya yardımcı olur. Düşük irtifada hareket eden helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçları gibi tehditlere karşı hızlı ve etkili bir mücadele imkanı sunarlar. Kolay taşınabilir olması, MEMPEDS sistemlerinin çeşitli coğrafi alanlarda hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını mümkün kılar. Bu, mobil bir savunma stratejisi benimseyen birliklere büyük bir avantaj sağlarken, hafif olmaları ve kolayca taşınabilir olmaları, askeri birimlere çeşitli operasyonel senaryolara uyum sağlama esnekliği getiriyor. Bu sistemler, düşük maliyetli olmalarına rağmen yüksek etkinlik gösterirler.
diğer karmaşık hava savunma sistemlerine göre daha ekonomik bir çözüm sunmaları, savunma bütçeleri üzerindeki yükü azaltırken aynı zamanda etkili bir hava savunması da sağlıyor. Asimetrik tehditlere karşı savunma, günümüzde giderek daha önemli hale gelmiştir. MEMPEDS sistemleri, düşmanların beklenmeyen hava tehditlerine karşı güçlü bir caydırıcılığı olabilir. Terör örgütleri ve diğer asimetrik tehdit unsurları, MEMPEDS sistemleriyle karşı koyulması zor hava tehditleri oluşturabilir, bu da savunma stratejilerinin daha geniş bir perspektife yayılmasını gerektirir. Sonuç olarak, hava savunma sistemleri, özellikle omuzdan atılan bu küçük sistemler, modern muharebe sahasında kritik bir rol oynamaktadır. Esneklik, taşınabilirlik, düşük maliyet ve etkinlik gibi faktörlerle donatılmış olan sistemler, askeri operasyonların başarı şansını artırarak güvenli bir muharebe ortamı oluşturmayı hedefler. Bu sistemler, savunma sanayindeki önemli bir bileşen olarak gelecekteki askeri stratejileri şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor.